küçük yaştan beri fiziği ve matematiği çok seven bir insandım. Maddenin yapısı, işte kuvvetlerin yapısı falan gibi sorularım vardı. Yani gökyüzüne meraktan çok benim fiziksel teorilere merakım vardı. Üniversitede fizik matematik çift dal yaptım. Onu bitirdikten sonra kendime doktora konusu ararken hani parçacık fiziği mi yapayım, astrofizik mi yapayım gibi böyle bir karar süresinden geçtim. O dönemde astrofizikte çok fazla veri vardı. Yani evren çok güzel bir laboratuvar. Yani olabilecek her şey oluyor. Ve de teleskoplarımız geliştikçe tabii ki gözlemlerimizin kalitesi de işte elde ettiğimiz verilerin kalitesi de yükseliyor. Bu noktada astrofiziğe yöneldim. Fizik geçmişim olduğu için hani fiziksel teorileri en güzel nasıl test ederiz? Yani bilim biliyorsunuz devamlı kuramlarla deneylerin iç içe yaşadığı, birinin öbürünü itelediği bir yapı. Dolayısıyla hani ben de evrende bize en güzel fiziği ne öğretebilir diye iki alana yöneldim. Birincisi nötron yıldızları, kara deliklerin kuzeni olan. Yani onlar da yıldızların ölümünden oluşuyor ama maddenin en yoğun şeklini üretiyor. Bir de nötron yıldızı safhasını da geçmiş, hani o yoğunlukta bile duramayan, işte bu içeri doğru çekimine devam eden ya da ölümüne devam eden yıldızlarda kara delik oluyor. O ikisini seçtim dolayısıyla. Yani biri maddenin en yoğun şekli, biri enerjinin ve yer çekiminin en yoğun şekli. İkisini anlamaya çalıştım. Kara deliklerin keşfi aslında 1960'larda. Yani çevrelerine çok büyük etkileri olduğu için yer çekimi yoluyla çevrelerindeki gaz kütlelerini, yıldızları çok, onlara çok yaklaşan yiyip yuttukları için bir ışıma yapıyorlar. Yani kara deliğin kendisi değil ama onlara doğru düşen maddeler hem hızları arttığı için hem sıcaklıkları arttığı için bir ışıma yapıyorlar. Bunu zaten ilk gözlemlememiz 1960'lar. Ondan sonra kara delikler konusunda birçok şey öğrendik. Ama hep çevrelerine bakarak. Etkileri ne olmuş? İşte yıldızların yörüngesine etkisi ne olmuş? Çevrelerindeki gaz kütlelerine etkileri ne olmuş? Hep böyle daha dolaylı yoldan bilgilerimizi edindik. Son birkaç yıldır yaptığımız bu gözlemlerle ilk defa kara deliğin gerçekten ışığı yuttuğu noktayı görebildik. Yani bu geri dönüşü olmayan nokta, işte olay ufku dediğimiz, hani her şeyi içine çektiği ve de ışık bile çıkamadığı için bu çevresindeki ışımaya kendi gölgesini bıraktığı noktayı ilk defa doğrudan fotoğraflamayı başardık. Ben bu çalışmayı yapmaya 1999 yılında başladım. İlk makalem 2000 yılındaydı. Kara deliklerin görüntüleriyle ilgili. Yani ilk düşünmeye başladığımız, hani gerçekten ışımalarını doğrudan işte fotoğraflayabilir miyiz ve hangi dalga boyunu kullanmamız gerek bu tür bir gözlem yapmak için. O düşünceler, yani bir avuç insan bile değildik o noktada. Yani 20 yıldır bunun üzerinde çalışıyorum. Tabii ki proje büyüdükçe ve de dünyanın her tarafına bu teleskopları ekleyerek bu ağı kurdukça ekibimiz de büyüdü. Yani 200 kişiyi geçti. Ve de 2013'ten itibaren daha artık hani bir resmi bir ekip haline geldik. O noktada da ben hem bilim kurulundaydım hem de modelleme ve analiz grubunun başındaydım. Yani birkaç kişi yine böyle lider roller üstlendik. Onlardan biriydim. Kariyer tercihi konusunda gerçekten ilgi duydukları ama sadece ilgi duymak da yetmiyor. Neye emek vereceklerini, neyi üzerinde zevkle uzun zaman çalışacaklarını düşünüp ona göre karar versinler.